Gençler e, siyaset felsefesini işlemeye devam ediyoruz. Sıradaki konumuz Ütopyalar. Ütopya kavramına daha önce de değinmiştik. Daha önceki derslerimizde. E, şimdi şöyle bir üzerinden geçelim hatırlayalım. E, düşünce tarihinde ideal düzen arayışları kimi zaman Ütopyalar biçiminde karşımıza çıkar. Daha önce belirtildiği gibi Ütopya e, gerçekte var olmayan ama gelecekte var olabileceği düşünülen devlet ve toplum tasarımıdır. Ütopyalar gerçekleşmesi istenen olumlu ütopyalar ve gerçekleşmesi istenmeyen olumsuz korkutucu ütopyalar olmak üzere ikiye ayrılır. Biz öncelikle gerçekleşmesi istenen ütopyalarla olumlu ütopyalarla başlayacağız. Bunlardan ilki Platon'un "Devlet" adlı eseri. İlk Çağ filozofu Platon'a göre devletin doğal bir kökü olduğunu söylemiştik. Devletin doğal bir varlık olduğunu savunan e, görüşü işlerken, e, Platon'a değinmiştik. Onun görüşlerini detaylı bir biçimde e, incelemiştik. Devletin e, kurulmasına yol açan e, doğal neden Platon'a göre hiçbir insanın kendine yetememesi, e, gereksinimlerini gidermek için e, başkalarının varlığına ihtiyaç duymasıydı. Bundan ötürü e, devletin ödevi. Ee, i̇nsanların e, yaşayışlarını kendilerine mutluluk sağlayacak şekilde düzenlemekti. Bunun yolu da e, topluluk yaşamını e, ahlak ilkelerine göre düzenlemekten geçiyordu. Burada e, Platon'un e, devlet öğretisinde e, insan ruhunun e, üç yana olduğu görüşü önemli bir yer tutuyordu. E, şöyle söylemiştik, insanda beslenme, irade ve akıl yetileri bulunur. Bu yanlar vardır insan ruhunda demiştik. İnsan ruhunun nasıl bu üç yanı varsa devlette de böyle devletinde devletin de böyle üç sınıftan oluştuğunu söylüyordu. ruhtaki beslenme yanına karşılık olarak devlette besleyiciler sınıfı, işçi sınıfı da diyoruz buna diyebiliriz. Ruhtaki irade yanına karşılık devletteki koruyucular sınıfı ...ruhtaki akıl yanına karşılık da e, devletteki e, yöneticiler sınıfı e, karşılık geliyordu. Böylece Platon e, tek insan ile devlet arasında sıkı bir bağ kuruyordu. Topluluk yaşamının e, maddi gereksinimlerini e, sağlayan sınıf besleyiciler sınıfıydı. Bu sınıfın içerisinde köylüler, çiftçiler, zanaatkarlar, işçiler e, ve üreticiler e, bulunuyordu... Bunların görevi devlet için üretmek ve yöneticilerin buyruklarına uymaktır. Bunlar için Erdem çalışmak ve itaattir bu sınıf için. Koruyucu sınıfı ise dışarıda düşmana karşı savaşarak içeride de yasaların yürütülmesini sağlayarak devletin varlığını koruyan bir sınıftı. Bu sınıfta bekçiler, askerler ve savaşçılardan oluşan bir sınıftı. Koruyucuların seçimine büyük e, özen e, gösteriliyordu devlet adlı Ütopya'da. Evlenmeleri ancak devlet izniyle olanaklı olabiliyordu. E, evliliklerinden doğan çocuklar e, doğan doğmaz e, ailelerinden alınıyorlar ve devlet eliyle eğitiliyorlar. E, koruyucuların e, aile hayatından yoksun bırakılmalarının yanı sıra özel mülk edinmelerine de izin verilmiyordu. Ee, yöneticiler ise e, devletin e, yönetim ilkelerini, e, yasalarını koyan sınıf olarak adlandırılıyor devlet adlı Ütopya'da. E, Platon e, yönetenlerin e, özenle yetiştirilmesini ve koruyucuların gördüğü eğitim ve öğretimin dışında e, felsefe öğrenmelerinin de gerekli olduğunu e, söylüyor. E, yöneticiler e, kişisel çıkar e, düşüncesine kapılmasınlar ve ...toplumun iyiliğinden başka bir şeyi düşünmesinler diye yönetenlerin de aile, özel mülk, servet vesaire edinmeleri kesinlikle yasaklanmıştır. Devlet ahlak ilkelerine göre düzenlendiğinden her sınıfın bazı erdemleri bulunur. Bilgelik, cesaret, ölçüllük gibi erdemler ana erdemlerdir ve bunlar adaletin sürekliliğini sağlar... Ancak her sınıfında e, özel erdemleri bulunur. Örneğin yöneticilerin özel erdemi bilgelik, koruyucuların özel erdemi cesaret e, erdemidir. E, cesaret e, burada e, hiçbir şeyden korkmamak değil, yani nelerden korkulacağını nelerden korkulmayacağının ayırdına e, varmaktır. Bunu bilmektir. E, besleyicilerin özel erdemi ise çalışkanlıktır. İdeal devlet en iyilerin yönettiği devlettir Platon'da. Bu devlette e, yasaların konması, e, topluluk e, yaşamının düzenlenmesi işi e, bilge kişilere, filozoflara bırakılmıştır. Burada e, bir parantez atacak olursak e, yönetici sınıf e, aristokrat soylu e, kesim arasından e, belirlenen ve küçük yaşlardan itibaren e, yönetici olmaları ülküsüyle e, bu amaçla eğitilen yetkin filozoflardan oluşur diyebiliriz. Bu Platon'da önemli bir noktadır. Platon'a göre devletin başına e, filozoflar geçmezse ya da e, yöneticiler felsefe yapmazsa e, insanlığın sıkıntıları sona ermeyecektir. Devletin nihai amacı ise e, yurttaşları erdemli kılmak, onlara erdemli bir yaşam sağlamaktır. Çünkü Platon'a göre erdemli bir yaşam mutlu bir yaşamdır. Başka türlü bir yaşamın insana mutluluk verebileceğine Platon inanmaz. Gerçekleşmesi istenen bir diğer olumlu ütopyada Farabi'nin Erdemli Toplum yahut Erdemli Şehir adlı eseridir. 10. yüzyılda yaşayan bir filozof olan Farabi de Platon'un devletinden yola çıkarak Erdemli Toplum adlı eserinde kendi ideal devletini ortaya koyar. Onun ideal devleti tüm insanlığı kuşatan bir dünya devletidir. Platon gibi o da devleti erdem üzerine kurar. Hatta toplumları erdemli toplumlar ve erdemsiz toplumlar olmak üzere ikiye ayırır ve erdemsiz e, toplumların sosyal yapı içinde birlik duygusundan yoksun olan e, toplumlar olduğunu söyler. Bu toplumlar bireysel çıkarların e, daha çok ön planda olduğu toplumlardır. E, Farabiye göre e, her insan yaşamak ve gereksinimlerini gidermek için başkalarının yardımıyla ee, ve birçok kimsenin bir araya gelmesine muhtaçtır. Her birey e, üzerine düşeni yaparsa ve e, bütün insanların birbirleri karşısındaki e, durumu da böyledir. Herkesin üzerine düşeni yapmasının gerekliliğine vurgu yapar Farabi. E, her birey e, doğasından gelen gereksinimleri e, ancak e, çeşitli insanların yardımlaşma amacıyla bir araya gelmesiyle e, giderir e, der çeşitli insanların bir araya gelmesiyle de toplum denen yapı oluşur Farabi'ye göre. E, yine Farabi de iyilik e, nasıl e, isteyerek elde ediliyorsa e, kötülük de bilgisizliğin değil, istencin, iradenin bir ürünüdür der Farabi. E, bundan ötürü e, erdemli şehir, erdemli toplum e, yardımlaşmanın e, kötü amaçlara e, değil, e, mutluluğa yöneldiği bir e, şehirdir. Mutluluğa ulaşmak için kurulan her şehir erdemli şehirdir. Ee, Farabi e, buradan yola çıkarak e, mutluluğa erişmek amacıyla e, el ele vererek e, çalışan bir e, millete e, erdemli bir millet denebileceğini, e, bütün milletleri mutluluğa ulaşmak için el birliğiyle çalışan bir dünyaya da erdemli bir dünya denebileceğini söyler. Böylece erdemli bir toplumdan erdemli bir dünya devleti idealine aslında bir geçiş söz konusudur. Erdemli toplumlar için sağlıklı bir organizmaya benzer der Farabi. Bu organizma içindeki bütün organlar birbirleriyle tam bir uyum içerisinde çalışır. Herkes kendi uzmanlık alanına giren işi yapar yardımlaşma, işbirliği, dayanışma gibi esaslar ön plandadır. Erdemli bir toplumun erdemli bir yöneticisi bulunduğunu aynı zamanda vurgular Farabi. Bu yönetici etkin akıl ve inanca dayalı bir yönetim ortaya koyan ve bunun yanı sıra bilgi ve ahlak yönünden de oldukça gelişmiş bir filozof olmalıdır der. Sıradaki ütopyamız e, Thomas More'un e, 15. ve 16. yüzyıllar içerisinde e, yaşayan Thomas More'un e, Ütopya adlı eseri. Thomas More İngiltere'nin sosyal bir karmaşa içinde bulunduğu e, ve halkın e, büyük bir kısmının e, yoksulluk ve baskı içinde yaşadığı bir dönemde yazdığı bu eserinde e, ülkeyi mevcut durumdan kurtaracak e, ideal bir devlet ve toplum modeli önerir. E, Hatırlayacağımız üzere Platon e, yöneticilerin e, ailesi ve mülkü olmasını e, yasaklıyordu devlet adlı eserinde. Onlar e, her şeyin ortaklaşı olduğu bir düzen içerisinde e, yaşamalıdırlar diyordu yöneticiler için. Mur ise Platon'un yalnızca yöneticiler için düşündüğü yaşamı biçimini e, ideal devletin bütün yurttaşlarına yayar. Hmm. Her devlet, her ideal devlet tasarımı gibi Thomas More'un Ütopya'sı da içinde yaşadığı toplumun olumsuzluklarını ortadan kaldırmayı amaçlar. Thomas More'a göre toplumun ahlaki çöküşten kurtulmasının tek yolu özel mülkiyetin ortadan kaldırılmasıdır. Özel mülkiyetin olduğu her yerde toplumsal adaletin sekteye uğrayacağını söyler. Bütünün mutluluğu için eşitlik ilkesinden yola çıkmanın önemine vurgu yapar Thomas More. Oysa mülkiyetin yani özel mülkiyetin hak sayıldığı yerde eşitlik ilkesinin uygulanamayacağını belirtir. Dünya nimetlerini adil ve eşit olarak bölüp bütünün mutluluğunu sağlamak için özel mülkiyetin ortadan kaldırılmasının gerekliliğini vurgular. Thomas More'un yapıtında bu ideal durum, ee, Ütopya adlı bir adada bulunan e, bir devlette gerçekleşir. Ütopya devleti e, mülkiyet ortaklığına dayanan bir devlettir. E, bu adada para kesinlikle yoktur. E, onun yerine mal değiş tokuşu vardır. E, adada yaşayanların gereksinimleri kesinlikle parasız olarak karşılanır. Ütopya devletinin amacı e, toplum ile bireylerin gereksinimlerini karşılamaktır. E, bu noktada e, Ütopya adasında günde e, yalnızca 6 saat e, çalışıldığını da vurgulayalım. E, bunun dışındaki zamanlarda insanlar e, bilimle, sanatla, felsefeyle yani kendini manevi açıdan geliştirmek ve ruhsal olarak olgunlaşmak amacıyla e, çeşitli aktiviteler e, yapmaya yönelirler. Bununla zaman geçirirler. Thomas More'un bu yapıtında, bu yapıtının modern devlet kuramları üzerinde de özellikle de sosyalist devlet öğretileri üzerinde derin etkileri olmuştur. Aynı zamanda ideal devlet tasarımlarına ütopya adı verilmesi de Thomas More'un yapıtının isminden kaynaklanır. Bu noktada bu tarz yazılan ideal devlet tasarımlarının e, isim babasıdır diyebiliriz Thomas More için. Sıradaki ütopyamız e, 16. ve 17. yüzyıllar arasında e, yaşamış olan Tomaso Campanella'nın Güneş Ülkesi adlı ütopyası. E, Campanella e, Güneş Ülkesi adlı yapıtında e, o dönem e, İtalya'da e, sosyal açıdan yaşanan sıkıntılı ve huzursuz bir e, dönemde yazdığı bu yapıtında ülkenin bulunduğu durumdan kurtulmasını sağlayacak ideal bir devlet ve toplum modeli önerir. Campanella Güneş Ülkesi adlı yapıtında ideal bir devlet tasarımı aslında ortaya koyuyor. Platon'un ideal devletinde olduğu gibi burada da bilim, sanat, felsefe egemen bu ütopyada da. Devleti yönetenler e, iyi yetişmiş e, kişiler olmalı. E, Thomas e, Tommaso Campanella'da yine e, bir adada bulunan e, Güneş devletinin başında hem filozof hem de rahip olan bir kral vardır. E, yurttaşlar e, devletin sıkı denetimi altında yetişirler. E, burada da e, tıpkı e, Thomas More'un e, Ütopya adlı eserinde olduğu gibi e, tam bir toplumsal ortaklık uygulanır. Kimsenin kendi evi, kendi mülkü, kendi eşyası yoktur. Her şey toplumun ortak malıdır. Çünkü bu gibi şeylerin insanın bencilliğini körüklediğini düşünür Tommaso Campanella. Bu Güneş Ülkesi adlı devlette de herkese yeteneklerine uygun işler verilir. Herkes gereksinimlerini, hak ettiklerini elde eder. Buradaki ölçü bütünün iyiliği, bütünün yararıdır. Güneş ilkesinde zorunlu çalışma 4 saattir. Böylece insanlar geri kalan vakitlerde güzel sanatlarla ilgilenerek, felsefeyle, bilimle ilgilenerek ve Tanrı'ya olan görevlerini yerine getirerek manevi açıdan huzurlu ve mutlu olmaya daha fazla zaman ayırırlar. Gerçekleşmesi istenen olumlu ütopyalar kapsamında ele alacağımız son ütopya Francis Bacon'ın Yeni Atlantis adlı eseri. Francis Bacon bir 16. ve 17. yüzyıllar arasında yaşamış bir İngiliz düşünürdür. Bacon bu eserinde temel olarak bilime dayanan bir toplumsal düzen hayal etmiştir. Buna da bu ada ülkesine de Yeni Atlantis adını vermiştir. Bu Yeni Atlantis kendi dışındaki dünya ile hiçbir bağlantısı bulunmayan bir adada kurulmuş olan bir devlettir. Bu bir bilgi devleti olarak tasarlamıştır bunu Francis Bacon. Bu bilgi devletinde bilimler hazinesi adını verdiği ve her türlü bilimsel ve kültürel araştırma ve incelemelerde bulunan bir merkez bulunur. Yurttaşlar rahatlıkla gidip bu merkezde kültürel bilimsel araştırmalar yapabilirler. Buradaki insanlar bu ada devletindeki insanlar ahlaki açıdan da oldukça gelişmiş bir yapıya sahiptirler. Çünkü bu noktada eğitim alırlar. Yeni Atlantis teknolojinin ilerlemesiyle birlikte ortaya çıkan insan doğa mücadelesinde insanın zaferiyle sonuçlanan bir ideal düzen tasarımıdır. Bu şu anlama gelir doğa insan mücadelesi hep oldu şu anda da oluyor. Ve ileride de olacak. Francis Bacon'ın e, bu ütopyasında doğa insan mücadelesinde insanın zaferi vardır. Evet ama doğayı yakmadan, yıkmadan, doğaya zarar vermeden sonuçlanan bir e, e, zaferdir bu. Yani bu, bu zaferin sonucunda doğa zarar görmez. Doğa insan mücadelesini e, insanla lehine ama doğaya da e, zarar vermeden ortaya koyan bir yapı bir hayal düşünür Francis Bacon. Bu noktada önemlidir. Yeni Atlantis bu anlamda yazılmış eserlerin en öne çıkanlarından biridir. Olumlu ütopyaları istendik ütopyaları bitirirken bunlara ilişkin iki önemli noktayı vurgulamakta fayda var. Öncelikle olumlu ütopyalar içinde bulundukları dönemdeki Mevcut toplumsal yapının e, olumsuzluklarının fark edilmesi ve bunların giderilmesine yönelik olarak oluşturulan hayali ve istendik toplum tasarımlarıdır. E, amaç içinde bulunan dönemdeki olumsuzlukların, aksaklıkların belirlenmesi ve bunların giderilmesine yönelik bir hayal kurulmasıdır. İkinci önemli nokta e, Ütopyaların neredeyse tamamı e, bir ada üzerinde kurgulanır. Bunun nedeni Adanın daha az nüfuslu, daha fazla kontrol edilebilir ve dıştan gelecek etkilere karşı daha kapalı bir yapıda olmasıdır. Bu iki önemli noktanın altını çizerek gerçekleşmesi istenen olumlu ütopyaları tamamlamış olalım. Gerçekleşmesi istenmeyen olumsuz ütopyalara geçtiğimizde. Öncelikle e, bunların e, distopya olarak da nitelendirildiklerini bilelim. E, distopyalar e, 20. yüzyılda yazılmaya başlanmışlardır. 20. yüzyılda e, dünyada bilim ve teknolojinin son derece hızlı bir biçimde ilerlemesi, 1. E, ve 2. dünya savaşlarının yaşanması e, ve de bunlara bağlı olarak birçok olumsuzlukların ortaya çıkması gibi durumlar e, yazarları distopyalar kalemi almaya yöneltmiştir. Olumsuz ütopyalar, bir diğer ismiyle distopyalar, düşünürlerin yaşadıkları dönemde gözlemledikleri toplumsal olumsuzlukların devam etmesinin, gelecekte insanların ne gibi kötü durumlara sürükleyebileceğini ortaya koymak amacıyla tasarladıkları, korkutucu, ürkütücü, ürkütücü tarzda ütopyalardır. Biz de öncelikle Aldous Huxley'in, e, ardından da George Orwell'ın e, distopyalarını ardarda ele alacağız. Öncelikle e, Aldous Huxley'nin Cesur Yeni Dünya adlı ütopyasıyla başlayalım. E Aldous Huxley e, 20. yüzyılın e, tanınmış distopya yazarlarından biridir. E, bilim kurgu romanı türündeki e, iki tane distopyası bulunur. Bunlardan e, Cesur Yeni Dünya 1932 yılında Yeni Dünya'yı Yeniden Ziyaret ise 1958 yılında yayınlanmıştır. Huxley bilim ve teknolojinin hızla geliştiği bir dönemde tüm toplumsal ilişkilerin bilim ve teknoloji tarafından düzenlendiği, yapılandırıldığı ve planlandığı bir gelecek tasarımı yapar. Huxley Cesur Yeni Dünya adlı distopyasında bilimsel denetim ve koşullandırma altında bulunan insanların ve bundan da bunalan insanların korkunç dünyasını dile getirir. Bu eserde ürkütücü bir kötümserlik egemen haldedir. Cesur Yeni Dünya'da akıl almaz hızla gelişen teknoloji her alana egemen olmuştur. E, kıtalar arası e, gidip e, gelmeler artık roketlerle yapılmaktadır. Aile denilen kurum tamamen ortadan kalkmıştır. Tüm çocuklar e, tüp bebek şeklindedir. E, her şey planlanmıştır. E, i̇nsanlar e, üstün zekalılardan e, zeka gerinliği olanlara kadar e, bir dağılım içinde ihtiyaca göre üretilmektedirler. Bireyler yaptıkları işlere göre koşullandırıldıklarından dolayı her bir birey görevini severek yapmakta ve bu mutluluk onlara yetmektedir. Cesur yeni dünyada herhangi bir duyguya ve düşünceye de yer yoktur. Bunu sağlamak için gelişmiş teknolojiler kullanılarak geçmiş silim silinmiş, müzeler kapatılmış... Eski anıtlar ve tüm tarihsel miras yok edilmiştir. Bu durum dün yoktur, şimdi vardır, bugün vardır temasını vurgular. Huxley'in Cesur Yeni Dünya distopyası aslında aklın ürünü olan bilim ve teknolojinin aklın kendisini ortadan kaldırışının serüvenini anlatan korkutucu ve insanlığı uyarıcı e, nitelikte bir olumsuz ütopyadır. George Orwell'ın 1984 adlı distopyasıyla devam edelim. 20. yüzyılın e, tanınmış distopya yazarlarından bir diğeri ise George Orwell'dır. E, onun da e, bilim kurgu romanı türünde iki distopyası bulunur. Bunlardan e, Hayvan Çiftliği 1945 yılında, e, 1984 e, ise 1949 yılında yayınlanmıştır. George Orwell baskıcı yönetim anlayışı altında ezilen toplumların bulunduğu bir dönemde toplumsal ilişkilerin korku ve baskıya dayalı bir zorbalık ile yönetildiği bir gelecek tasarımı yapar. Orwell da tıpkı Huxley gibi karamsar bir tablo çizmektedir. 1984'te dünya 3 bloğa bölünmüştür. Amerika ile Batı Avrupa Okyanusya bloğunu, Doğu Avrupa ile Rusya Avrasya bloğunu, Çin ile Japonya'da Doğu Asya bloğunu oluşturur. Bu bloklar denk güçlere sahip olduklarından birbirleriyle sonuç alıcı bir savaşa girmekten kaçınmaktadırlar. Her üçünde de bu blokların her üçünde de yönetim biçimleri ve yaşam koşulları yaklaşık olarak birbirine benzer. Her üçünün de ortak yanı toplumun zorbalıkla tiranlıkla yönetilmesidir diyebiliriz. 1984'te anlatılan düzende parti denilen bir örgüt yönetimde bulunur. Partinin başında Big Brother, Büyük abey vardır. İnsanlar sürekli baskı altında, korku içinde yaşarlar. Sokaklarda hep Big Brother'ın yani büyük abinin resimleri asıldır ve bu resimlerin altında Big Brother is watching you yani büyük abi seni gözetliyor yazar. Bu insanlara korku salması için yapılan bir uygulamadır. Bu zorba yönetim aileye de karşıdır. Kadın ve erkeğin bir araya gelmesine yalnızca ve yalnızca çocuk yapmak üzere izin verilir. Çünkü partinin bu çocuklara ihtiyacı vardır. Yapay üreme yoluyla çocuk yapma fikri de aslında önerilmektedir. Aile kavramının hiçbir önemi olmayan bir distopyadan bahsediyoruz. Zorba yönetim Düşünce polisi aracılığıyla insanları evlerinde bile kameralarla gözetlemektedir. Sisteme karşı çıkanlar düşünce polisi tarafından sorgulanırlar ve acımasızca işkencelerden geçirilirler. Zorba yönetim böylece günlük yaşamı, toplumsal belleği ve konuşma dilini de denetim altında tutmuş olur. Yine toplumsal bellek geçmiş şimdiye uyarlanarak sürekli olarak denetlenir. Şimdinin koşullarına göre geçmiş durmadan yenilenir. Dilin denetimi de sözcüklerin anlamlarıyla oynanarak yapılır. Örneğin partinin üç temel sloganı söz konusudur. Bunlardan biri savaş barıştır. Diğeri özgürlük esarettir. Üçüncüsü de bilgisizlik kuvvettir şeklindedir Bu üç e, slogan parti için çok önemlidir Bu sloganların önemi şudur ki sözcüklerin anlamlarıyla oynanması e, sağlanmış olur Dolayısıyla halkın algıları aslında e, yeniden yapılandırılma e, işine girişilmiş olur bu vesileyle e, son olarak da şöyle söyleyebiliriz. Bu George Orwell'ın 1984 distopyası topluma dayatılan baskının sonucunda dünyanın gelecekte alacağı görünümü anlatan korku korkutucu ve insanlığı aslında uyarıcı nitelikte bir olumsuz ütopyadır. gerçekleşmesi istenmeyen olumsuz ütopyaların yani distopyaların en önemli yanı ee, içinde bulunan dönemdeki olumsuzluklardan yola çıkmaları ve e, bunların giderilmemesi halinde gelecekte insanlığı büyük tehlikelerin beklediğine işaret etmeleridir. Dolayısıyla e, distopyalar e, karşımıza karamsar tablolar çizerken aynı zamanda insanlığı uyarırlar. Şöyle ki ey insanoğlu e, bak bu mevcut olumsuz durumlar devam ederse sonun Aynen böyle kötü olacak, bilesin diye uyarırlar aslında. Böylece gerçekleşmesi istenmeyen olumsuz ütopyalara ilişkin olarak son belirlememizi de yaptıktan sonra bu konuyu bitirmiş olalım. Ütopyaların ardından son olarak birey ve devlet ilişkisi üzerine söyleyeceğimiz birkaç şey olacak. Siyaset felsefesinde e, birey ve devlet e, biri olmadan diğeri de var olamayan e, ve birbiriyle bağlantılı olan iki temel kavram olarak karşımıza çıkar. Devlet e, farklı özelliklere sahip olan bireylerin bir araya gelmeleri ve e, aralarındaki ilişkileri düzenleyecek bir otoriteye e, gereksinim duymaları sonucunda oluşan bir kurumdur. Bununla birlikte devlet de farklı özellikler taşıyan bireylerin varlığını koruyarak onların toplumsal bir düzen içinde yaşayabilmelerini sağlar. Şimdi tarihsel açıdan bakıldığında birey ve devlet ilişkisi geçmişten bugüne büyük bir değişim göstermiştir. Geçmiş zamanlarda yaygın olan eski devlet anlayışlarında Birey ve devlet arasında e, emreden ve itaat eden ilişkisine dayanan bir yönetim e, söz konusuydu. Oysa günümüzde e, günümüzde e, geçerli olan e, çağdaş devlet anlayışı bireyler için var olan ve onların temel hak ve özgürlüklerini güvence altına alan bir yönetime dayanır. Gençler e, böylece felsefenin alt disiplinlerinden biri olan siyaset felsefesinin anlatımını tamamlamış olduk. Size daha önce verdiğim e, konu anlatımlarınızın arkasında bulunan konu testlerini çözün. E, testlerin cevap anahtarını WhatsApp gruplarımıza yollayacağım. Yine e, siyaset ile ilgili olarak anlamadığınız konuları yahut e, takıldığınız soruları yine WhatsApp gruplarımızdan cevaplayacağım. E, hepinize iyi çalışmalar.